Evet. Bu gördüğünüz arkadaş bizim karavanımızın yeni üyesi. Adı Şanslı. Şanslı. Söyle bakayım, merhaba de. Merhaba de bir bakayım. Tülün annesi zannediyor. Hiç yanından ayrılmasın istiyor. Bebek tabii daha. 3 aylık. Oğlum bak bakayım. Bak bakayım. Karavan hayatı nasıl şanslı? Şanslı. Bak bakayım nasıl karavan hayatı? Karavancı dostlarımız da tanışsın kendisiyle. Şanslı. Merhaba, merhaba da bakayım. Bak bakayım bir. Suratsız şey. Şu anda Sığacık'a geldik. Karavanımızı Urla Karavan Kampı'nda bıraktık. Şu anda Sığacık'ta, bugün aşağı yukarı yaklaşık 20 derece. Hava bir hayli de güzel. Evet. Bugün cumartesi olmasına rağmen güzel bir sakinlik var ama hava müthiş sıcak. Hava çok güzel. Böyle yerler çok kalabalık olmayınca daha iyi oluyor. Yani sıkış tıkış kalabalık olmayınca daha güzel oluyor. Biraz dolaşacağız. Bundan sonra üzerine bir çay gözleme güzel gider diye düşünüyorum. Oo. Baklavalar. Baklavalar, baklavalar. Hepsi gel beni ye diyor. Allah. Buralarda da güzel yerler var. Şu hale baksana. Bütün yiyecekler yeni çıkmış. He? Bütün yiyecekler diyorum yeni çıkmış. Burası ne Tülin? Okul gibi. Yok şey, burası da bir mekan ama kapalı. Ha. Monza diye bir yer. Güzel ama sokakları. Değil mi? Girmediğimiz yerlere bak. Biz buraya daha önce geldiğimizde burada tsunami olmuştu, deprem olmuştu denizde. Her tarafı su basmıştı. İnşallah bir daha olmaz. Ama hakikaten sokaklar falan çok güzel ya. Buraya hiç girmediydik. Aslında böyle küçük yerler hep böyle olmalı. Yani böyle korunmalı. Yani gereksiz betonlaşma olmamalı. Pembiş pembiş pencereler de var. Çok güzel. Evet. Türkiye'nin pek çok kesimi şu anda 0 ve 0,6 dereceyken buralar 18-19 derece. Havada hafif bulutlu ama güzel. Gayet güzel. Tebrik ediyorum. Değil mi Tülin Hanım? Evet, çok güzel.
Hanım. Görüşlerinizi alayım. Sokakla ilgili, Sıracık'la ilgili. Vallahi çok güzel, sakin, huzurlu. Bayağı güzelmiş. Bütün bu girmediğimiz sokakların hepsini dolaşalım bugün. Evet. Sanıyorum demin ilk girdiğimiz yere doğru geliyoruz gibi bir his var içimde. Evet, evet. Aynen. Oo, ne güzel. Burası otelmiş otel, bak. Otel kafeymiş. Nasıl gidelim? Sol. Soldan gidelim, değil mi? Buradan deniz tarafına doğru sanıyorum çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ne güzel mekanlar var çok be. Çok güzel ya. Aralarda. Hep kalabalıktan göremiyormuşuz. Buralarda tam benlik. Ha, şunlar ne kadar güzelmiş. Bunlar aslında birçoğu eski Rum evleri diyebiliyorum ben ya. Şu mesela olmamış. Yani. Değil mi? En azından beyaz. Şöyle gidelim. Bak hep baklavalar çıkmış piyasaya. Ama çok açıkta duruyor. Ama açıkta durmayınca da nasıl göreceksin? Şurada şey var. He? O taraftan çıkılıyor. Hayır şey üstüne bir ört. Ne bu? Güneş nasıl açtı bak ne güzel. Evet çok güzel oldu. Şeyler de mekanlar da temiz temiz değil mi? Yani bayağı güzel. Evet. Ama öyle olması lazım yani. Normal o da biz artık etrafta hep çöp görmeye, pet şişe, selpak şu bu falan görmeye alıştığımız için böyle temiz gördüğümüz zaman şaşırıyoruz artık yani. Buralara gelirken otoyol boyunca her yerde sağ tarafta solda hep pet şişe, çöp vardı. Olacak şey değil. Bu arada arkadaşlar bir bilgi vereyim. Bu tarafa gelirken tabii 2024 tarifesinden 3 kilometre fazla geçtim diye sürat limitini arkamda karavan varken 3000 lira ceza yedim. Trafik polisine dedim ki bak kardeşim dedim. 3 kilometre geçtim dedim. Buna çok dikkat ediyorum dedim. Sollarken bazen geçiyorum dedim. O da yok ceza keseceğiz dedi. Kes dedim. Tam ceza kestiği yerin arka tarafında bütün yol boyunca trafik arabasının ekiplerini durduğu yerin her tarafı çöp içindi. Peki bunlara da ceza kesiyor musun dedim. Bir durdu. Bir durdu cevap veremedi. Bence dedim 3 kilometre fazla ceza kesene kadar dedim. Güzelim ülkenin caddelerinin, sokaklarının, ana yollarının bu şekilde çöp olmasına dikkat etmek daha doğru olmaz mı dedim. O bana baktı, ben ona baktım. Ondan sonra kendisine hiçbir trafik suçumun olmadığını ama ona rağmen bu cezayı kestiğini ve ödeyeceğimi söyledim. Bu kadar senedir de araba kullandığımı söyledim. Hatta yurt içinde, yurt dışında araba kullandığından bahsettim.
O da dedi ki sizin YouTube kanalınızı izleyeceğim dedi. Umarım izlemiştir. Orada çünkü araba nasıl kullanılır, ne yapılır onları anlatıyorum. Yani yanımdan bir de enteresan bir şey arkadaşlar. Ben bir 3-4 kilometre fazla süratle geçtim diye bana ceza keserken yanından şehirli arası otobüs 110'la falan geçti biliyor musunuz? Daha hızlı geçti. Daha hızlı geçti. Buna ne diyeceksin dedim. Buna ne diyeceksin dedim. Cevap yok. Cevap yok. Çöplere ne diyeceksin? Cevap yok. Yok, çöplere karayolları bakıyor dedim. Evet, herkes topu birbirine atıyor. Ama tam denetim yerde yapıldığı yere atılmış çöpler. Ya kendileri de çöpün içinde duruyor. Kendileri de çöpün içinde duruyor. Yani olacak şey değil ya. Yani böyle de bir anekdotumuz oldu. Ödediğimiz trafik cezası, bunu bir vergi olarak kabul edersek, umarım vatanı millete hayrına bir yere gider. Doğru yerlere gider. Doğru yere gidiyorsa helal olsun. Gitmiyorsa nokta nokta nokta. Siz anladınız onu. Hava çok bitiş güzel ya. Üzerinde şu anda gömlekle gidiyorum. Rahat bir 22 derece var değil mi? Var gibi sanki. Rahat evet. Rahat 22 derece var gibi. Ben şuraya doğru çekeyim. Evet. Bu arada bu videoyu 4K olarak çekiyorum. Böyle cep telefonu ya da bilgisayar değil de 4K bir televizyonda izlediğiniz zaman gerçekten farkı görebilirsiniz. Çok fark ediyor arkadaşlar. Oo. Şu anda yaklaşık 20-21 derece. Ankara'da sıfırlar, eksiler varken bu taraflar böyle. Tülin Hanım da park etmiş. Tülin Hanım, denizin sesini dinlemeye mi geldiniz? Evet ya, çok güzel. He? Evet. Nasıl? Ne ses veriyor? Çok güzel. Huzur. Oturmayacak mısın? Oturacağım. Burası biraz daha merkez çarşısı gibi değil mi? He? Böyle ana çarşısı gibi burası sanki. Evet. Şurayı çekeceğim. Nereye? Şuraya mı? Çiçeklere. Soldaki çiçeklere bak. Güzel yerler ya.
Bu arada Sığacık Kalesi'ne de çıkmadım demem. Bu arada Tülin Hanım'ın pantolonun ucuna küçük bir salyangoz yavrusu ya takılmış. Ben diyorum daha büyümedi o diyorum. Deminden beri fırçalıyor beni. Onu bulacaksın bana diye. Yani bakacaktım. Fırlattın attın ne olduğunu bile anlamadım. Salyangoz öyle bir şey değil ki. Ya daha büyümemiş ki ya. Olabilir yani. Hayır, ne olacak? Ya. Doğal bir hayvan. Ne olduğunu görmem gerekiyordu attım. Ben anlatıyorum sana hayır, işte. Hayır senin anlatmanla ne olmuyor? Anlattığım yeterli. Boş ver.